dakika sağdan ayrılacağız inşallah. Elbette Malatya bizim kardeş yerimiz. Birlikte olduğumuz, birlikte yol yürüdüğümüz, birlikte birçok organizasyonları yaptığımız bir şehir. Tribünlerde dostluk olacak, kardeşlik olacak. Ama sahada Elazığ Spor'un galibiyeti için varımızı, yoğumuzu ortaya koyacağız inşallah. Değerli arkadaşlar, dün Elazığ Spor'umuzun Elazığ Spor Store mağazasını açtık. Elazığ Spor'umuza hayırlı uğurlu olsun. En azından Elazığ'ımızdaki gençlerimizin, yavrularımızın, büyüklerimizin Elazığ Spor'la ilgili malzemeleri alabileceği bir mağazaları olmuş oldu. Dün de orada gördüm. Gerçekten çok kaliteli, çok güzel ürünlerin olduğu bir mağaza. İnanıyorum ki Elazığ Spor'umuza katkısı olacaktır. Bu açıdan da emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. O mağazanın yerini verenlere çok teşekkür ediyorum. Ve kulüp yönetimimize çok teşekkür ediyorum. Tabii dün biz sevinçle Elazığ Spor'umuzun store mağazasını açmaya gelirken aldığımız bir haber maalesef hepimizi çok derinden üzdü. Elazığ Spor'umuza verilmiş olan -12 puan silme cezası Elazığ Spor'umuzun hak etmiş olduğu bir ceza değil arkadaşlar. Yılların birikimini, yılların eksikliğini, yılların ilgisizliğini gelip şu anda bütün varıyla yoğuyla Elazığ Spor'a hizmet eden bir kulübün yönetimine yüklemek yapılabilecek en büyük yanlışlıktır. Bu açıdan ben hem yerel spor kamuoyunu hem ulusal spor kamuoyunu bunu tartışmaya davet ediyorum. Ulusal televizyonlarda oturup saatlerce spor yorumu yapanlar bir de Elazığ Spor'un hakkını savunacak iradeyi bir göstersinler. Elazığ Spor'la ilgili verilen mücadelenin %1'ini orada bahsetseler inanın çok şey değişecektir. Biz dişimizle, tırnağımızla, varımızla, yoğumuzla bir mücadele veriyoruz. Verdiğimiz mücadelenin özeti Elazığ Spor'u ayakta tutabilmektir. Elazığ Spor'u bir noktaya getirebilmektir. Ve bu bir noktaya getirebilmek için de ne yapılması gerekiyorsa onu yapmaktır. Ben hem teknik heyetin huzurunda, hem yönetimin huzurunda, hem de futbolcularımızın huzurunda, sizlerin huzurunda şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Biz bu takımı hangi koşullarda olursa olsun kendi haline bırakmayacağız. Hangi koşullarda olursa olsun bana ne artık ben bununla ilgilenmiyorum demeyeceğiz arkadaşlar. Ağlayacaksak birlikte ağlayacağız. Güleceksek birlikte güleceğiz. Ama biz Allah'ın izniyle devamlı bu takımın başarılarıyla gülen, tebessüm eden ve gurur duyan taraf olacağız inşallah. Dün -12'yi duyan tabir caizse bir kısım çakallar sevinmeye başladılar. Sanki -12 ile Elazığ Spor yok olduğu gibi kendi alanlarında sevinmeye çalıştılar. Ben onlara buradan şunu söylüyorum. Aslan yara alabilir. Ama biz ölmedik. Ayaktayız Allah'ın izniyle. Yaralı aslan binlerce çakala bedeldir. Onlar havlarlar, biz işimizi yaparız. İşimizi yaptığımızda da en iyi sonucu alırız Allah'ın izniyle. Bu açıdan kendimize güvenimiz tam. Kendi irademizi biliyoruz. Ve o irademizi de ortaya koyacağımızın inancı içindeyiz. Kendi gücümüzü de biliyoruz. O gücümüzün bulunduğumuz ligdeki en iyi takımlardan daha iyi olduğuna ben inanıyorum arkadaşlar. Hepiniz hem birebir çok iyisiniz hem takım ruhu olarak çok iyisiniz. Geriye bir şey kalıyor. O bilginizi, görgünüzü, tecrübenizi
bir takım ruhu, inancı içinde sahaya yansıtmaktır. Bunu da ben bu hafta içinde, hafta sonu oynayacağımız maçta en iyi şekilde yansıtacağınıza inanıyorum. Değerli kardeşlerim, biz dün açılışta da gördük ki Elazığ'ın milletvekillerimiz, valimiz, il başkanımız, bütün sivil toplum kuruluşlarımız ve bütün yetkililerle tek vücuduz, birlikteyiz ve beraberiz. Ben huzurunuzda yine kamuoyuna seslenmek istiyorum. Elazığ Spor grubunda şampiyon olduğunda otobüsün üzerinden el sallamak kolaydır. Gelin bugün milletvekillerimiz gibi, valimiz gibi, il başkanımız gibi, sivil toplum kuruluşlarımız gibi Elazığspor'a bugün sahip çıkalım. Biz buradayız. Buyurun sizler de hep birlikte gelin ve hep birlikte kulübe sahip çıkalım. Allah'ın izniyle göreceğiz ki bu kulüp topraktan yetişen güçlü kökleri olan bir kulüptür. Dalları kesilmiş olabilir. O dallarının kesilmesinden fayda bekleyenler de olabilir. Ancak bizim köklerimiz çok sağlam. O dallarımızdan yeşerecek olan yeni dallar çok daha mükemmel sonuçlar ortaya koyacaktır Allah'ın izniyle. Bu açıdan üzülüyor muyuz? Üzülüyoruz. -12 puan bizi üzdü ama hiçbir zaman aciziyet içine düşürmeyecek Allah'ın izniyle. Sabırlı mıyız? Sabırlıyız. Sabırlı olacağız ama sabrımızı sahaya yansıtırken bütün gücümüzü de ortaya koyarak yansıtacağız Allah'ın izniyle. Biz dışarıda, tribünlerde, Ankara'da, siyasi alanda, federasyonda bu mücadeleyi sonuna kadar milletvekillerimizle birlikte vereceğiz arkadaşlar. Sizden ricamız, sahada siz bu mücadeleyi verirken dışarıyı bize bırakın. Federasyonla mücadeleyi bize bırakın. Hakemlerle mücadeleyi bize bırakın. Elazığ Spor üzerinde oyun oynamak isteyenlerle mücadeleyi bize bırakın. Biz bu mücadeleyi en iyi şekilde veririz. Siz sahada mücadelenizi verin. Ve yine dün bahsettiğim gibi Elazığ Spor'a hem sanayicimizden hem iş adamımızdan, iş adamlarımızdan, Elazığ Spor'un toprağından beslenenlerden, havasını teneffüs edip suyunu içenlerden hem maddi ve hem manevi destek bekliyoruz arkadaşlar. Kombine bilet alsınlar. Tam zamanıdır. Sayı artsın. Tribünlerdeki seyirci sayımız artsın. O desteği versinler. Hem maddi desteklerini versinler, hem manevi desteklerini versinler. Ve bilsinler ki bir kuruş dahi, bir TL dahi, 10 TL dahi onların Elazığ Spor'a aidiyetlerini gösterecektir. Ve bu açıdan da önemlidir. Herkes vereceği desteği, vereceği yardımı en iyi şekilde yapsın. Bu kulübün bugün dünden daha güçlü olduğunu herkes bilmeli. Elazığ camiasının, Elazığ spor camiasının dünden daha güçlü, daha beraber ve daha birlikte olduğunu herkes çok iyi anlamalı, çok iyi bilmeli. İnşallah bu gücümüzü, bu birlikteliğimizi ve bu beraberliğimizi Elazığ sporumuzun başarısı için harcayacağız. Başarısı için devam ettireceğiz inşallah. Bir mübarek cuma günündeyiz. Rabbim Elazığ spor üzerinde kim oyun oynamak istiyorsa oyun onun oyununu alsın, onun başına geçirsin inşallah. Elazığ sporumuzu ve camiamızı dimdik ayakta duran, kendisine güvenen, kendisine inanan ve iyi sonuçların alınacağı bir camia yapsın inşallah. Hafta sonu da yapacağımız maçtan
3 puanla çıkan ve yükselişini sürdüren, en dipte olduğu anlarda en üsttekinden çok daha iradeli olduğunu ortaya koyan bir takım ruhu olduğumuzu da hepimize gösterelim inşallah. Ben tekrardan teşekkür ediyorum Sayın Başkanımıza, Sayın Teknik Heyetlere, Sayın Milletvekilimize ve hepinize çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Güzel bir moral yemeği oldu. Desteklerini biliyoruz. Sayın vekillerimizle zaten her daim diyalog içerisindeyiz. Bu her ne kadar kameralar önünde olduğumuz olmasa da biz gerek Çağlar olayında, gerek daha önceki mevzularda kulübümüze kalıcı gelirler, projeler getirme noktasında her daim sayın vekillerimizle birlikte hareket ediyoruz. Sayın belediye başkanımızla, sayın valimizle. Ben desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. İnşallah yarınki Malatya maçını da alarak yeniden bira bismillah diyeceğiz. Çok teşekkür ediyorum sayın vekilimize, sayın belediye başkanımıza. Sağ olsunlar. Nasıl herkes izliyor? Teşekkür ederim.